Gel sana bir şey anlatacağım. Çok önemli bir mevzuya girmek istiyorum. Ben yıllar önce kuyumculuk yaptım. Bu mihenk taşı. Şu gördüğünüz taş var ya, bir altının gerçek mi sahte mi olduğunu ortaya çıkarıyor. Ayarını ortaya çıkarıyor. Mihenk taşı altın için var da insan için mihenk taşı var mı? Evet var. Bu mihenk taşı nedir? Yani gerçek mi, sahte mi? Bunu nasıl anlayabiliriz? Şimdi size sır vereceğim. Bak beni iyi dinle. Bunu belki kimse daha gündeme almadı. Hiç kimse bunu belki sana anlatmadı. Altının gerçek olup olmadığını anlayabiliyoruz da insanın samimi olup olmadığını, gerçek olup olmadığını anlayabilir miyiz? Mevzu bu. Bu öğrendiğin tekniği hayatının her alanında kullanabilirsin. Ne iş yapıyorsan yap fark etmiyor. Ve hiçbir zaman bu mihenk taşı yalan konuşmuyor. Her şeyi ortaya çıkarıyor. Ama insan içinde mihenk taşı var. O ne biliyor musunuz? Belki ön yargılarınızdan dolayı olur mu öyle bir şey dersiniz ama o mihenk taşı para sevgili arkadaşlar. Para var ya. İnsanın içinde iyilik varsa iyiliğini ortaya çıkarıyor. Eğer insan kötüyse kötülüğü ortaya çıkarıyor. Para insanın ne olduğunu ortaya çıkarıyor. Bazı insanlar parayı bulunca röportajlarda izlemişsinizdir belki. Zengin olursan ne yaparsın diye sorduklarında içindeki o karartı, o nefret, o kötülüğünden dolayı parayı bulursam hanımı boşarım diyor. Atarım kenara diyor. Parayla o mihenk taşı insanın içindeki kötülüğün ortaya çıkarıyor. Şimdi gelelim eğer insan iyi bir insansa o da parayı bulduğu da gerçekten o insanda iyiliğini arttırıyor. Ortaya iyiliği çıkıyor. Para hadis-i şerife göre baktığımızda mihenk taşı oluyor. Hadis-i şerifi direkt açmıyorum da manasını anlatıyorum. Bir insanın namazı ve orucu sizi aldatmasın. O insanın küçük paralardaki muamelesine bakınız. Bakın mihenk taşı. Yani para ile muamelesi o insanın ne olduğunu gösterir. Ben yıllar önce üniversite okurken bir mağazam vardı pasajın içerisinde. Kurtulmak istediğim insanlara parayla bir muamele gösterirdim. O insanları bir daha görmezdim. Sürekli her gün beni meşgul eden mağazaya gelip yanımda çay içen, kahve içen devamlı arkadaş gibi gözüken insanlar vardı. Bunlar samimi davranıyorlardı. Fakat bunların gerçek olup olmadığını ölçmek için ben onlara borç veriyordum. Mesela borç istediklerinde benden 3000 euro istiyorlar ama ben onlara 200 euro var şu anda vereyim mi diyordum. Verince bundan 25 sene önce bir daha ortalıkta görmüyordum. Yani parayı verince bir daha gelmiyorlardı. Yani özgürlüğümü satın almış oluyordum. O insanın da aslında samimi olmadığını, borç alıp kaybolduğunu anlayınca tamam diyordum. Bu arkadaş bana uygun değil. İyi ki borç verdim, kurtuldum. Veya gerçekten iyi insan olup olmadığını sıkıştığım anda ondan para istediğimde, parası olmasa bile oradan buradan bulup bana getirdiğinde o insanın samimi olduğunu anlayabiliyordum. Çünkü insanın derecesini gösteren mihenk taşı paradır değerli arkadaşlar. Bir insan borç para verdiğinde sana geri ödemiyorsa, bir daha da gelmiyorsa o parayı vermek için o zaman sen ondan kurtulmuşsun demektir. İyi bir insan değil, sana uygun bir insan değil demektir ve sen özgürlüğünü satın aldın. 25 seneden beri 200 euro borç verdiğim adam gelmedi. Samimi olan arkadaşlarım da yine parayla ölçerek onları kendime yaklaştırdım. Onlar hala yanımda dostlarım. Dolayısıyla mihenk taşı sevgili arkadaşlar para. Parayla anlayabiliyorsunuz. Nerede kullanabileceğinizi örneklendireyim. Biz de kullanıyoruz onu. Eğitimimize katılan arkadaşlarla alakalı mihenk taşı nasıl kullanıyoruz? Diyoruz ki kişi bizim eğitimimize katılmak istiyor. Çok samimi olduğunu söylüyor. Diyor ki ben sizi 3 seneden beri takip ediyorum. Devamlı başvuru gönderiyorum. Eğitimimize katılmak istiyorum. Tamam iyi. Biz de samimiyetini anlayabilmek için, mihenk taşını kullanabilmek için iyi mi anlatıyoruz? Diyoruz ki kardeşim şu parayı bu tarihe kadar ödeyebilir misin? Hocam ödeyebilirim. Tabii ne demek ben sizi 3 seneden beri takip ediyorum. İyi güzel. Anlayacağız. Anlayacağız gerçekten samimi misin değil misin? Ondan sonra o parayı ödemediğinde zaten bir kısmı %50'si samimi değil gerçekten. Ödemediğinde anlıyoruz. Ha tamam. Bu insan samimi değil. Bu insana bu eğitimler, bu ilimler kapalı. Uğraşıyoruz mu bir daha? Hayır. Bir daha IBAN gönderiyoruz mu? Hayır. Neden? Çünkü 3 seneden beri takip etmiş. Samimi olduğunu söylüyor. Bu insan bizim verdiğimiz görevi yerine getirmediğinde eğitime katılsa zaten görevlerini yerine getirmez. Bizden uzak kalsın, uzak dursun. Hazır olana kadar devam etsin. Çünkü hazır olana hızır yetişir. Biz de böyle ölçüyoruz. Bedel çok önemli değerli arkadaşlar. Askerlikte bile bedeli ödediğinde 6 aylık askerliği 1 ayda yapıyorsun. Her şeyin bir bedeli var.
Eğitim de öyle. Sen 6 ayda varmak istediğin bir yere 1 ayda varmak istiyorsan bedelini ödemek zorundasın. Parayı ödediğinde, mihenk taşından geçtiğinde, sağlam olduğunu ortaya çıktığında faydalı olup olmadığını anlayabiliyoruz. Biraz önce dediğim gibi biz eğitimimizde mihenk taşı olarak parayı kullanıyoruz değerli arkadaşlar. Siz de kendi işlerinizde kullanabilirsiniz. Bilhassa kendi işini yapan arkadaşlara bu yol ve yöntemleri onlara anlatıyoruz. Teknik yöntemleri onlara da anlatıyoruz. Eğitimimize katılan arkadaşlarımız mihenk taşını nasıl kullanacağını öğreniyorlar. Siz de bu yöntemleri öğrenebilir. Gerçek samimi insanlar etrafınızda onları seçebilirsiniz. Size lazım olmayan samimiyetsiz insanları da uzaklaştırabilirsiniz bu yöntemlerle. Aynı zamanda da bu yöntemlerle hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz. Bu yöntemleri anlattığımız VIP programlarımız var. O eğitimlere katılabilmek için bize şimdiden başvuru gönderebilirsiniz. Peki hocam başvuruyu nereden dolduracağız diye merak ediyorsanız hemen göstereyim. mailcoaching.com yazıyor. Gidiyorsun. Bak bu sayfayı böyle karıştırırken zaten okuyamaz. Samimi bir şekilde bunları okuman lazım. Bakın her bölümde alt kısımlarda şurada eğitime katılmak için başvuru yap diyor. Bak şurada da var. Devamlı her birinde şu mavi buttonlara basarak başvuru göndermeni tavsiye ediyorum. Ama burada önemli olan baştan aşağı hepsini okumak. Ve gerçekten bunları samimi bir şekilde sonuna kadar okursan, o formu samimi bir şekilde doldurursan ve sana verilen ödevleri yerine getirirsen çok iyi sonuçlar alacağını şimdiden söyleyebilirim. Hemen videonun altındaki linke tıklayın, formu doldurun, gönderin. Eğitimlerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.